Arada Sağlık Bakanı son verileri açıkladı. Şu anda 24 saatte 35.771 test yapıldı. 1614 vaka tespit edildi. Yeni vakadan bahsediyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saat içerisinde 64 kişi. Ama bugün iyileşenlerin sayısı 5015. Ama biz genele baktığımızda genelde iyileşen hasta sayısı 68.166. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3461. Toplam vaka sayımız ne oldu derseniz 127.659. Toplam test sayısı ise Türkiye'de şu ana kadar yapılan test sayısı ise 50 günü aşkın bir zamandır 1.171.138 kişiye test yapıldı. 1384 vatandaşımız yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı yurttaşların sayısı da 727. Toplam iyileşen sayısı 68.166, hayatını kaybedenlerin sayısı 3461 oldu. Karadeniz'de şimdi de çay hasat zamanı geldi. Tabii mevsimlik işçiler yok. Onlar Gürcistan'dan gelirdi, doğudan gelirdi. Maalesef korona belası yüzünden o seyahat kısıtlaması da var. Ve çay bekliyor. Çay yetiştiren insanların elinde. Diğer taraftan toplanması için de kimse getirilemiyor. Bununla ilgili sorular çok. Peki çay nasıl toplanacak? Bu hemşehrilerimizin Rize'ye gelememesi durumunda çay nasıl toplanacak? Bu tabii şu an en önemli konumuz. Büyük şehirlerden çay üretilen illere gelişlerle ilgili kısıtlama kararı tekrar gözden geçirilsin. Gelecek insanlara her türlü sağlık tedbiri uygulansın. Karantina tedbirleri uygulanarak izin verilsin. Aksi takdirde kaçak gelişler oluyor. Çay üreticilerinin durumu AK Parti'nin de CHP'nin de gündeminde. Dört bakanlık da devrede ama henüz çözüm bulunamadı. Üstelik kasada günler kaldı. Çay üreticileri ya karantina önlemleri altında Doğu Karadeniz'e getirilecek ya da hiç getirilmeyecekler. O iller içinde iş arayanlardan işçi havuzu oluşturulacak. Bu insanlar üretimden ve tarımdan koparılmamalı diye düşünüyoruz. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da her yıl Mayıs ayının ortalarında başlar çay hasadı. Ancak bu yıl hasat zamanı salgına denk geldi. Ne Gürcistan'dan ne de Azerbaycan'dan işçi gelebilecek. Doğu Karadeniz'de çay bahçesi olup da başka illerde yaşayanlar da salgın yasaklarına takıldı. Benim 6 dönüm çayım var. Toplayamıyorsunuz, işçi arıyorsunuz. İşçi arıyorum, evet. Çay üreticilerinin eli kolu bağlı. Rize AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, dört bakanlığında sorunu çözmek için çalıştığını ama son kararı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun vereceğini söyledi. İki formülden biri uygulanacak dedi. Çayını İstanbul'dan gelerek, il dışından gelerek bizzat kendisi toplayan, çaylığa kendisi giren, kendisi olmadığı takdirde de çayının dalda kalma riski olan üreticilerimizle ilgili bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün hemşehrilerimizin istifade edebileceği bir işçi havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. CHP'de çay üreticileri için alınan kısıtlamaların gözden geçirilmesini talep ediyor. Bu insanların sağlık taramaları yapılarak, gerekirse karantinaya alınarak bu insanların çay bahçeleriyle buluşması gerektiği yönünde bir düşünce ortaya koyduk. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya hasat için memlekete dönüş izni verilmesini istedi. Bazı çay üreticilerine ise çifte standart uygulandığını ileri sürdü. AKP hükümeti içerisinde dayısı olanlar, ki üreticinin bana bizzat söylediği bir kelimedir bu. Sayın vekilim, dayısı olanlar yol izni aldılar ve çay bahçeleriyle buluşabiliyorlar ama bizim dayımız olmadığı için biz yol izni alamıyoruz diyorlar. İnsanların ekmeğinde de partizanlık yapılıyorsa gerçekten durumumuz vahim demektir. CHP'li Kaya çay fiyatlarının da henüz açıklanmadığına dikkat çekti. Çay üreticileri için gözler bilim kurulunun alacağı kararda. İşte belediyeler dedik, yardım dedik, insanlar dedik. Tarsus Belediyesi'nden şimdi ulaşmışlar. Çiftçiden ürünleri satın alıp her gün 3 mahalleye ücretsiz dağıtıyoruz demiş oranın belediye başkanı. Bunu sadece Millet İttifakı değil, bütün belediyeler yapıyordur. Zaten yapmak zorundalar. Neticede bu zor günleri belediyeler halkına, yurttaşına ulaşarak, rahat ettirerek bir nebze olsun azaltabilecekler.